Sayın Başkanlarımız, değerli Galatasaray Divan Kurulu üyeleri. Bundan bir süre önce Temmuz ayında huzurunuzda bir konuşma yapmış ve yönetimimize 4-5 soru yöneltmiştim. O gün cevaplandırılamamıştı fakat takiben son Divan Kurulu toplantısında kendilerinden yazılı bir cevap aldım. Fevkalade ciddiye almışlar. Üzerine eğilerek çalışma yapmışlar. Ben de bunu sizlerle şimdi paylaşacağım. Dolayısıyla bu bizim kulübümüzde çok rahat rastlanmayan anlayış dolayısıyla yönetim kuruluna bir teşekkür etmeyi borç biliyorum. Ben şunu yapmak istemiştim soruları verirken temelde. Bu kulübün belli bir geliri belli gideri var. Size çok basit anlatacağım derdim. Bu kulübe ne kadar para giriyor ve bu para sonuçta nasıl sarf edilmiş ki ne sonuçlar alınıyor? Bu kadar basit bakacağız meseleye. Amacım buydu. Ben kendime göre bir takım rakam oluşturmuştum. Sonradan yönetim gayet tabii bütün detaylar ellerinde. Bu rakamları bana bildirdiler. Şimdi size onları sunuyorum. Birinci sorunun cevabı olarak Galatasaray Spor Kulübü ve şirketlerinin 1 Ocak 2011, biliyorsunuz bu kısmen Adnan Polat 4,5 aylık dönemini de kapsıyor. 31 Mart 2012 dönemindeki konsolide toplam gelir tutarı 755 milyon TL'dir. Hisse senedi satış kârı buna dahil. Bunu düştüğünüz takdirde 518 milyon lira 15 aylık süreç içinde Galatasaray Kulübü'nün geliri var. Galatasaray'ın son 13 aylık dönemdeki sabit yatırımlarının toplam tutarını ben sormuştum. Bunu niye sorduğumu hepiniz gayet iyi anlayacaksınız. Şöyle bir gelir, şöyle bir sabit yatırım. Onu da aynen belirtmişler. Bir de döküm dayı vermişler 4 sayfa. Bunların da toplam tutarı 7.8 milyon dolardır. Deniz Yatırım AŞ ile sevgili Mete'nin az önce bahsettiği bu projeden gelir yazılmaya başlayacak tarih 1 Haziran 2014'tür. Ben bu proje hakkında para girişi olmuş mudur diye sormuştum. Ve gelecek paranın da TL olarak konuşuyorum. 442.9 milyon TL olduğunu söylüyorlardı. Az önce onun dağılımını da, harcama dağılımını da zaten sevgili Mete burada bildirdi. Sonuncusu, Deloitte firmasının çalıştığı stratejik planlama karşısında personel istihdamı hakkında bir soru sormuştum ve bunun proje sonundaki Galatasaray'a tüm projenin maliyetini sormuştum. Onunca çalışmaların devam ettiğini ve bittikten sonra açıklanacağını belirtmiştim. 13,5 ay gibi bir süre içinde yaklaşık bir seneye yakın Galatasaray Kulübü'nün gelir girdisi 700 milyon lira olmuştur. Ben bunun şu kadarı nakden girmişti, bu kadarı. Özünde Galatasaray'ın bu kadar geliri olmuştur. 700 milyon TL Galatasaray Spor Kulübü tarihinin en yüksek seviyedeki gelir toplamıdır. Bunun yanına da yaklaşamamıştır hiçbir surette Galatasaray Kulübü. Şimdi ben 11 Temmuz'da sorduğum sorunun devamında sisteme çok büyük para girmiş. Acaba bu para Galatasaray için verimli şekilde kullanıldı mı diye bir soru sormuştum. Umarım şu söyleyeceklerimi dinledikten sonra buna da cevap alacağız. Tüzük çalışmalarıyla ilgili bir sorun vardı. Onun da Refik Arkan tüzük konusunda çalışmaların yapıldığını, genel kurula geleceğini söyledi. Bunun büyük önemi var. Eğer bu tüzük meselesi hallolmazsa, bir önceki divan toplantısında size sunulmuş olan yeniden yapılanma stratejisi, projesinin uygulanması hemen hemen imkansız hale geldi. Eylül ayında bir akşam CNBC televizyonunda bir ekonomi programında değerli başkanımızın misafir olduğu bir program. Şimdi o programda Galatasaray'ın içinde bulunduğu durumu bir ekonomik mucize yaratılmış olarak tanımlandı. Ve bu programı yapan arkadaş tarafından tanımlandı. Sayın Başkanımız da bunu rakamlarla ortaya koyacağını ifade etti ve tamamı dolar bazında belli rakamları verdi. Kar zarar, borçlar, gelir gider
Hepsini 4-5 kalemde verdi. Şimdi bu dolarla konuşma konusunda, bu hepiniz bilirsiniz Türkiye'deki bir defa ticaret kanunu muhasebelerin tüm şirketleri, büyük şirket, küçük şirket, devlet şirketi, özel şirket hepsinin muhasebeleri TL bazında. Asla dövize müsaade edilmez. O sadece bir bilgi mahiyetinde verilir. Yani bitmiştir sonuç, X TL kar salmıştır. O ifade edilen tarihte bunun kuru veya yıllığa bağlısı ortalama kuruyla dolar karşılığı budur denir. Ama benim borcum şu kadar dolardan ilk önceki dönemde bu kadar dolar düşmüş diye bir tanım olamaz. Bunu ısrarla söylüyorum. Niye? Niye? Şimdi bu eğer bir önceki dönem Sayın Başkanlığı ve Yönetim Kurulu arkadaşlarının göreve geldiği 18 Mayıs itibariyle başlayıp 30 Haziran 2012 itibariyle bitiyorsa iki dönemin arasında çok kısa bir süre vardır. Birinci dönemde dolar kuru 1.57'dir. Son dönemde 1.81'dir. Sadece aradaki kur farkı aşağı yukarı indirildi denilen borcun 40 ila 50 milyonuna tekabül eder. Yani böyle bir borç indirmesi yok. Bir hafta sonra kurlar Türkiye'de tekrar 1.57'ye dönerse o rakam tekrar geriye gelir. 1.20'ye inerse o zaman dolarla bakacağımıza Türk parasıyla bakmaya başlayabiliriz. Şimdi azca buna zaten denetçi arkadaşımız aynı şekilde değindi. Bakınız ben geçmiş yıllarında bu dolar meselesini ilk defa haddimi aşarak söylüyorum. Bu salonda dile getirmiş insan. Şu tablo 20 yıllık Galatasaray'ın geçmişini temsil eder. 20 yıl. Bütün gider kalemlerini içeren bir tablodur. Tamamen dolardan yapılıyor. Tamamen dolardan. Bunu ben hazırladım. Bakın niye? Çünkü o zaman anormal bir enflasyon var. Birkaç kur söyleyeceğim size. 1993, 11.600 lira doların kurunu söylüyorum. 2 sene sonra 80 bin lira. 96, 97, 151 milyon lira. 98, 260 milyon lira. 2003, 1.4 milyon lira. Dolar burada kullanılıyor. Kurların kuruşlarla konuşulduğu yerde TL'mizle devam etmemiz lazım. Aksi takdirde çok yanıltıcı olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi izninizle şu 13,5 aylık dönemi bir inceleyelim hızlı bir şekilde. Bir defa bizim kanser olmuş bir yaramız var. Hala da devam ediyor. Bakın 2008'den itibaren hızlı hızlı bazı rakamlar okuyacağız size. Bunlar yıllık gider rakamları. 2008 275 milyon. 2009 297 milyon. 2010 393 milyon. Değerli yönetimimizin ilk yılı 420 milyon. Ve bu senenin 6 aylık kısmı 210 milyon. Yani giderler her yıl zaten artmış eski dönemlerden. Bu 10 seneden beri süre gelen bir anlayış. Yeni yönetimimiz zamanında artış devam etmiş ve 420.8 milyonla doruğa ulaşmış. Hiçbir tasarruf belirtisi yok. Bu bıktırmışımdır ben bunu söyleyerek. Hiçbir noktasında kulübün tasarruf anlayışı yoktur. Bu giderlere el atılmaya mecburdur Galatasaray Kulübü diye ısrarla söylüyorum. Toplam borçlar kalemine önce bakmak durumundayız. Acaba borçlar, toplam borçlar yani alacaklar mahsup edilmeden borç durumumuz nedir? Yıllar itibariyle. Mecburuz yıllar itibariyle bakmaya. 31-12-2010 Sayın Adnan Polat'ın son döneminin mali genel kurulu, meşhur mali dönemi. Oraya sunulan faaliyet raporunda 567.4 milyon borç vardı. 18 Mayıs'ta yani sayın yönetimin göreve geldiği tarihte bu borç 632 milyon liraya çıkmıştı. Bir sene sonra yönetimin 12 ayının sonunda bu borç bu defa 699 milyon liraya çıktı. Bu sene 30 Haziran itibariyle 624.7 milyon liradır. Yani
dediğim anlamda alacakları mahsup etmeksizin baktığınız zaman borçlarda hiçbir düşme yoktur. Tam aksine aleyhte gelişme vardır. Şimdi yine bu borçlara giriyoruz. İçinde 200 kalem var ki olmazsa olmaz önemlidir. Bir, finansal borçlar. Eğer bir yönetim gelip borçları azalttım diyorsa, bilmiyorum takdirinize bırakıyorum, sen yönetimi de takdirine bırakıyorum. Ben evvela banka borçlarına bakarım. Faiz ödediğim, temliklerimin yığıldığı banka borçları ne olmuş diye bakalım. Gelin bakalım. Zaten burada sunuldu. Finansal borçlar, Adnan Polat'ın devrettiği tarihte yani 31.12.2010'da 187.3 milyon TL. Yönetimin göreve geldiği tarihte 223.9 milyon TL. Yani bir yerde pratik olarak, resmi olarak değil ama Adnan Polat'ın devrettiği tarihte 223'e çıkmış. Ondan sonra 31.12.2011'de yine yönetimimiz görevde 21 milyon düşerek 208 milyona gerilemiş. Ama bugün 36 itibariyle inanılmaz şekilde 240.6 milyona yükselmiş. Yani bütün saydığım dönemlerin üzerinde bir banka borcu var. Ben bunu anlayamam ben bunu. Birazdan biraz detaya gireceğiz. Ticari borçlar. İki tarih söyleyeceğim. 31.5 yönetimin devraldığı dönem 123.7 milyon TL. 30 Haziran yeni 163.7 milyon TL. Çok ciddi bir artış var. Bu iki borç artarak gidiyor. Yukarıdaki alacaklara detayına girmiyorum ama yukarıdaki alacaklara hemen baktığımız zaman hiçbir surette bu işi neticeye uğratacak hayati bir alacağı orada göremezsiniz. Banka, kasa durumları hariç. Nedir o? Diğer alacaklar kapsamında ilişkili kuruluşlarla olan alacaklar var. İlişkili kuruluşlar biziz. Bu cebim, bu cebim. Yani benim bu cebimden buraya aktardığım şey benim borcumu düşürmez diye düşünüyorum. Şimdi orada 31.12.2011'de 144 milyon lira varmış 6 ay önce. Şimdi 110 liraya düşmüş. Ama 18 Mayıs'ta yönetimin geldiği gün ilişkili kuruluşlardan alacaklar 66,5 milyon liraymış. Şimdi 110 liraya çıkmış. Ama bu borçtan mahsup edilecek değer görmüyorum ben. Ama ediliyor ve sonunda geldiğimiz borç alacak farkına geliyor. Çünkü biliyorsunuz bu benim söylediğim bir yerde teknik bir şey değil, pratik bir şey. Ben borçların esas anasını size söylüyorum. Yukarıdan mahsup edersiniz bütün yazılı alacaklar. Bir sonuca varırsınız. Şimdi o sonuca bakalım. Tabii ki orada az önce söylediğim sebepten borçlarda bir azalma var. Ben TL bazında bakmakta ısrar ediyorum. Kusura bakmayın. Şimdi 31.12.2010'da Sayın Adnan Polat görevi bıraktığı zaman 446.7 milyon TL olan borç bugün az önce Mete İkiz'in de söylediği gibi 406 milyon liraya düşmüş. Yani 40 milyon TL azalmış. 111 milyon dolar değil. Ha bunları dolara çevirsek demin söylediğim sonucu buluruz belki. Ama hiçbir zaman 100 küsur milyon doları bulamayız. Bu rakamları ben rastgele yazmadım. Hemen ifade edeyim. Galatasaray Spor Kulübü konsolide denetim raporundan alınmış rakamları söylüyorum size. Diğer borçlara baktığımız zaman bir alınan avanslar olayı var. Alınan avanslar dedim bilirsiniz. Alınan avanslar biz bir mukavele yapmışız veya bir bağlantımız var. Parayı erkenden alıyoruz biz. Çok yaptık bunu. Bizim tarihsel olayımızdır. Hep bunun tartışmasını yaparız biz mali kurulda. Onun bir gidişatına bakalım. Bunları niye söylüyorum? Ciddi bir para girmiş. O para sarf edilirken bir taraftan da nasıl olumlu gelişmeler olmuş onu arıyorum ben. Bakın söylüyorum avansları. 18 Mayıs'ta 61,5 milyon TL olan avans bugün 104.3 milyon TL. Aşağıda sunacağım ekonomik verileri 13,5 ayda kulübe 700 milyon gelir girdiğini göz önünde tutarak
dinlemenizi önemli rica ediyorum. Birkaç tanesi zaten söylemiş olduğum şeyler ama bunları sıralayıp pekiştirip ondan sonra çekileceğim. Bir, konsolide giderleri 2011 sonunda 420.8 milyon TL ile kulüp tarihinin en yüksek seviyesine yükselmiş. 2010'un ilk 6 ayında 210.4 milyon TL giderle kapanışı bu yılda en az geçen yıl kadar gider yapılacağını göstermiştir. Bunu ben söylüyorum tabii. Keşke yanılayım. Bu sonuçlar yönetimin giderlerde hassas olmadığını gösteriyor. Bunu da benim bu kanalımda affetsinler. Hiçbir iyileşme yok çünkü. İki, bu süreçte kulüp tüm sabit kıymetlere sadece 7.8 milyon yatırım yapmış TL. Yani toplam gelirin %1.1'ini sabit kıymetlere harcamış. Üç, 18 Mayıs 2011'de 224 milyon olan finansal borçlar 36 2012 tarihiyle bırakınız azalmayı 17 milyon TL artarak 241 milyona çıkmış. Ticari borçlar aynı şekilde 40 milyon TL artarak 168 milyona çıkmış. Denizbank ve Vakıfbank başta olmak üzere 7 banka ve bir konsorsiyuma verilen bu gruba verilen haciz, temlik, ipotek, nakit blokaj ve kefalet imzası içeren kredi teminatlarının toplamı 30 Haziran 2006 itibariyle 1 milyar 27 milyon TL'dir. Tabii bugünün 1.80 kuruna böldüğümüz zaman 800'ler falan çıkar. Bakınız, bu baktığımız zaman bizim az önce söylediğim finansman borçlarımıza 240 milyon TL idi biliyorsunuz. Buyurun bilmiyordu. 4 mislidir. Zaten bu 4 misli oraya yazıldı. Mete 4 ayrı sütunun altında 4 misli. Şimdi biz Galatasaray'ız. Evet, bankalar son derece yüksek teminatlar alır. Hepinizin başında. Ama biz Galatasaray'ız. 700 milyon lirada bir gelir sağlamışız. Nakit şu bu. En azından bunu düşüremiyor muyuz? Yani şu teminatların böyle mislillerini azalttıramıyor muyuz? Bunu ben anlayamıyorum. Belki de bizim cahil kafamız ama anlayamıyorum ben bunu. Durum budur. 2012 yılında, bu da çok enteresan, bunca borç ödüyoruz, banka kredilerini azaltıyoruz, borcumuzu azaltıyoruz dediğimiz dönemde 2012 yılı biz Denizbank'tan 34 milyon TL yeni kredi alıyoruz. Bilmiyorum, biliyor musunuz? O da yazıyor. Anadolu Bank ve Tekstil Bank'tan toplam 10 milyon 500 bin dolarlık da yeni bir krediyi iki yönetim kurulu arkadaşımızın nakit blokajıyla aldık. Birleşme sonrası ilk yılını 67 milyon zararla kapatan Galatasaray Sportif AŞ ikinci yılını da 35 milyon TL zararla kapatmıştır. Belirtildi orada zaten ama zarar devam ediyor. İkinci yılını da 35 milyon zararla kapatıyor. Yapılan son sermaye arttırımı sonunda şirket hisseleri düşüşe geçmiş. Buna değil, ben bunu anlayamıyorum. Bunu biraz bir anlatsınlar. Samimi söylüyorum. Eleştirmiyorum ama hiç anlayamıyorum. Biz dibe vurduk. Nasıl dibe vurduk? 16 Haziran'da 164 lira olan hisseler, belki bu bir şeyden hisse satışından önce de olabilir ama tarih veriyorum size. Bu sene 16, 164 TL olan hisse 3 gün sonra 19 Haziran'da 62 TL'ye düştü. Dün 40.8'e düştü. Bugün 40.5. Ne oluyor? Bilmiyorum. 2011 Mayıs ayında %83 olan kulübümüzün toplam hisse oranları da işte %55'e düştüğünü biliyorsunuz. Söylediler zaten ama bu da bir tespittir. Yani ben dönemin sonunda elimizde kalan bizim rezidyo dediğimiz yani kalan bakiyeyi ben size anlatıyorum. Kalem kalem.